Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog videosuyla karşınızdayım. Günlük vlog videosu olur herhalde. Sadece bir günümün olduğu bir vlog videosu olur. O yüzden bugünü dolu dolu geçirmeye çalışacağım. Ben YouTube'da biraz video izlerim. Ondan sonra gidip yemek hazırlayacağım kendime. Ondan sonra da Uncharted 4'ün videosunu montajlamam lazım pazartesi gününe. Bugünün full video yapmak falan geçecek herhalde. Çünkü bir saat öncesinde falan bir tane video çektim. Onların da montajını yapabilirim. Bir tane PlayStation 4 ile alakalı video çektim. Onun montajını yaparım. Bir de Assassin's Creed Syndicate videosu çekmiştim. Onun montajını belki daha sonrasında yaparım ama Uncharted 4 videosunu ve de PlayStation 4 ile ilgili olan videoyu montajlarım. A few moments later. Normalde vlogda bahsetmem diye düşünüyordum ama YouTube'da en sonunda para kazanmam açıldı. Yani abone ve izlememin iyi olmasından beridir 1,5 yıl falan geçmişti. Yani 1,5 yılda falan tamamladım diyebilirim ben o şartları. Daha fazla abone ve izlenme almaya başladığımda 250 abone falan vardı. Yani 1000 abone tam sayılmaz ona ama 4000 saate tamamladım ve para kazanmam açıldı en sonunda. Bu arada çok çabuk açıldı normalde. YouTube'un kanalı incelemesi çok çok daha uzun sürer diye bekliyordum. Kendi yardım sayfalarında bir ay falan da sürebilir diyordu kanalın incelenmesi. Ben geri bildirim gönderdim YouTube'a. 1000 abone ve 4000 saati tamamladım. Para kazanmamı açabilir misiniz tarzında bir geri bildirim yazıp yollamıştım. Ve 27 saatte açıldı kanalın para kazanması. Yani 27 saat sürdü sadece incelenmesi ve açılmış oldu para kazanmam. O zamanki tepkimi de koyarım videoya. Sonunda para kazanmam açılmış. Yani çok çabuk açıldı bu arada. Bir günden biraz daha fazla sürede açıldı. Yani 27 saatte falan açıldı. Dün saat 11 gibi başvuru yapmıştım. Saat şu an 2'ye geliyor. Şurada zaten yukarıda bir işaret çıkmış ve para kazanma yeri değişmiş. Tebrikler, YouTube İş Ortağı programına kabul edildiniz diyor. Ben geri bildirim gönder yeri var. Geri bildirim göndermiştim YouTube'a ve o şekilde bir günde falan açıldı. Şu yukarıdaki şeyi de göstereyim. Tebrikler, YouTube İş Ortağı programına kabul edildiniz diyor. Bayağı bir sevinmiştim para kazanmam açıldığında. Ya bu şekildeydi. Şimdi ise ben gidip yemek yapacağım. Malzemeler burada. Yumurta, un ve de su kullanıyorum ben. Krevin kıvamının iyi olması için su koyuyorum. Normalde sütle yapılıyor ama çok yağlı oluyor sütle, o yüzden su kullanacağım. Muz da koyacağım krevin içerisine. Üzerine de şurada... Üzerine de fıstık ezmesi kullanacağım. Şimdi malzemeleri kaba koyup çırparım. Ondan sonra da şu tavaya atacağım krevi. Uncharted 4 videonun montajını yaptım. YouTube'a da yükledim. Şurada işleniyor video. Videonun kartlarını ve bitiş ekranını ve de reklamları ekleyeceğim videoya. İşlendikten sonrasında. Onun dışında odamı temizlemem lazım. Yani toz almam lazım. Bu rafların falan tozlarını bayağıdan beri almıyordum. Ve bilgisayarın da tozunu alacağım. Video bir işlensin, ondan sonra bilgisayarı kapatacağım. Bu arkamdaki bütün raflardaki eşyaları çıkartacağım. Tozunu alacağım. Ondan sonra geri yerleştireceğim rafları. Bir de şu raftakilerini. Yani bayağı bir uğraştıracak yine böyle bunlar. Bu arada temizliğe başlamadan öncesinde de bir spor yapacağım. Çünkü bugün yine çok yedim. Yani 2200 kalori falan oldu herhalde. Normalde almam gereken kalori 1500 falan, yani oradan hesaplayabilirsiniz. Şu anda 72 kilo falan olduğum için, yani 28 kilo falan verdiğim için çok fazla yağ oranım da kalmadı. Eskisine kıyasla, o yüzden çok fazla kardiyo yapmıyorum. Daha çok kas kazandıracak ağırlık antrenmanları yapıyorum. Çünkü sarkacağım, yani biliyorum eğer ki ağırlık antrenmanı yapmazsam sarkacağım. O yüzden ağırlık antrenmanı yapacağım şimdi de. Şimdi bu kadar spor yeter benim için. Yani normalde pek bir şey yapmıyorum ama yine de yoruluyorum, yani terledim bile şu anda. Odayı temizlemesi kaldı. A few moments later. Ben buraya en son açtığımdan beridir biraz vakit geçti. 2-3 saat kadar oldu. Burada soracağım videosunu montajladım. Onun küçük resmini yapacaktım ama bari onu yapmadan öncesinde bu rafı falan bir tozunu alayım dedim. Şu oyunların olduğu rafı bir temizleyeceğim. When you feel the world is over. When you say you're feeling lonely. If you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on.
temizlemeyi bitirdim. Her yerinin tozunu aldım. Bir de bu örtüyü değiştirdim zaten. Soru cevabın yüklemesi bitsin. Ondan sonrasında bilgisayarın kablolarını sökeceğim. Onun da tozunu alacağım. A few moments later. Bilgisayarın kablolarını ve kapağını falan söktüm. İçerisinde bayağı bir toz var. Ne kadar gözüküyordur şu anda bilmiyorum. Fanın üzeri falan da bayağı bir tozlu. Kapağındaki tozları falan temizledim. İçerisinin tozunu almak kaldı. Bilgisayara biraz daha yakından baktım da ne kadar tozu var diye. Beklediğimden de fazla tozluymuş. Yani şu ekran kartının tozuna falan baktığımda galiba ben bunları sökmeden doğru düzgün temizleyemeyeceğim. Özellikle işlemcinin fanının tozu. Lan bu alttaki tozlar ne böyle? Harbiden galiba bilgisayarı sökmem falan gerekecek gibi birkaç parçasını doğru düzgün temizlemek için. Gözükmüyor şu an ama şurada falan da bayağı bir toz var. Elime bile toz gelmiş ya. Harbiden çok fazla tozlanmışlar. Parçaları falan sökeceğim galiba. Ondan sonrasında yeniden yerlerine yerleştiririm. Çok fazla tozlanmış ya. Tabii 3,5 yıldan beridir hiç sökülmeyen bir bilgisayar olduğu için bu parçalarını söküp daha öncesinde hiç temizlemedim. 2018'de Ocak ayında almıştım ben bu bilgisayarı. Yani 3,5 yıldır falan kullanıyorum. O yüzden galiba sökmem gerekebilir. Birkaç video baksam iyi olur. Çünkü bilgisayarlarla ilgili video izlemediğimden beridir bayağı uzun bir süre geçti. Birkaç video bakıp ben en iyisi bunları söküp ondan sonrasında daha iyi bir şekilde temizleyebilirim. Bu arada masamın üzerine falan da temizleyecektim ama şu anda onun için üşeniyorum. Herhalde daha sonrasında bırakacağım. Ekran kartını sökebildim. Şurada PCI Express portu şu anda boş zaten ama işlemcinin üzerindeki fanı nasıl sökeceğim onu hiç bilmiyorum. Belki onu sökmeden temizlerim. Neyse şimdi ekran kartını ben bir temizleyeceğim. Bu fanın içi de bayağı bir tozlu zaten. Onun tozunu alacağım. Ondan sonrasında yerine yerleştireceğim. Bilgisayarı yeniden yerine getirdim. Bir açayım bakalım. Yani temizlemiş oldum şu anda bilgisayarı. Bu arada işlemcinin fanının da nasıl söküldüğüne bir baktım. Aslında beklediğim kadar zor bir şey değilmiş. Yani fanın bağlanması için yanlarında olan 4 tane o ayak mı diyeyim artık onları yana çevirmek gerekiyormuş fanını çıkarmak için. Yani ben onu öğrendiğimde ekran kartını takmış oldum ve kısıtlı bir yer kaldığı için de o yüzden yapmadım ve termal macunum da yok şu anda. O yüzden de yapmak istemedim. Yani fanı çıkarsam termal macunu değiştirmek gerekecek. Şu anda olmadığı için bir termal macunum, o yüzden hiç çıkarmadım fanı. Seneye belki bir termal macun alırsam o şekilde fanı söküp termal macunu da değiştirebilirim. Çünkü eminim eskimiştir bayağı bir termal macunu da çok eskimiştir eminim bilgisayarında. Bu vlog videosu da bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kalma, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.